öğretmenlerim hoş geldiniz. Şu an geliyor mu sesim? Sümeyra hocam, Güneş hocam, Çiçek hocam, Güneş. Şu an geliyor mu sesim? Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Tek uzam, öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Merhabalar. Bugün bir kapı öğretmenlerimizle birlikteyiz. 2024 yılı için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından hazırlığı olan değerli öğretmenlerim var seminerimizde. Birazdan Özlem hocamız da yayınımıza katılacak. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Özlem hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri gördük daha iyi olduk hocam. <laughs> Değerli hocalarım da iyidir umarım. Herkese iyi mi? Keyifler yerinde mi arkadaşlar? O harika. Çok güzel. Hazırsak başlayalım. Çok güzel. Herkese iyiyse. <laughs> çok teşekkür ederiz Hüseyin Hocam. Çok naziksiniz. Bizler de çok iyiyiz. Şükürler olsun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bugün neden buradayız? 2024 yılı için sıkı bir hazırlık yapacağız. Nereden başlayacağımızı, nasıl başlayacağımızı, nasıl bir eğitime, nasıl bir programa ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Ve bir an evvel de artık Kasım ayına geldik. Bugün ikinci günü çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Evet Merve Hocam, Özlem Hocamızın sesi gerçekten enerji verdi. Görüntüsü de aynı şekilde. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Merve Hocam. Bugün bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ben izninizle sözü Özlem Hocam'a bırakmak istiyorum. Herkes hazırsa başlıyoruz. Herkes lütfen kitaplarınızı toplasın. Başlayalım mı? <laughs> Başlayalım mı? Öğrencilerimiz yanıt versinler. Onlar hazırsa başlayacağız. Biz hazırız. Hazırsak süpersiniz. Hadi bismillah deyip başlayalım o zaman. Ee, klişe bir girişim var. Sevgili Atanacak Bal Kadro. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Şimdi bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Özlem Oktar ben. Bu sene e, Tekuze Mahallesi ile birlikte din, kültür ve ahlak bilgisi alan derslerinde ölmediğimiz sürece inşallah birlikte ilerleyeceğiz. Peki hocam süreçte neler yapacağız? Aslında ben işin bu kısmını anlatacağım size. Bir kere arkadaşlar şunu net şekilde belirtmekte fayda var. Artık tek başına ne GKG'ye ne eğitim ne alan süreci kurtarmaya yetmiyor. Bu yüzden biz ne yapacağız? Her birini dengede götürmeye çalışacağız. Yani bu noktada ayrı bir özen isteyeceğim sizden. Genelde öğrenci bana şöyle geliyor. Hocam GKG'yi yapamıyorum eğitim ve alanla açığı kapatsam olur mu? Üzülerek söylüyorum. Olmaz arkadaşlar. Niye? Biz geçen sene gördük. 79 alıp atanamayan kitlemiz var bizim artık. Niye? Çünkü benim kitlem artık GKG'ye yapıyor. Benim kitlemde artık ciddi bir matematik yapanlar. O yüzden az önce söyledim. yineliyorum. Burada dengeye biz dikkat edeceğiz. Ve bu gerçeklikle bu bilinçle yola çıkacağız. Haliyle süreç içerisinde yorulacaksınız. Yani ben size maalesef çiçekli bir bahçe vaat etmiyorum. Ama hep derim ben yolun sonunda bir gül bahçesinde e, buluşma ihtimalimiz de yüksek. Yorulsak da çalışacağız. Ne bileyim bırakma evresine gelsek de ne yapacağız? Biz süreç içerisinde ilerleyeceğiz. Peki bu süreçte beni ne kurtaracak? Disiplinle istikrar kurtaracak. Yani. Hocam düzenli çalışacağız, günlük çalışacağız. Verileni verildiği anda yapacağız ki bir şeyler birikmesin. Benim tayfamın yaptığı en büyük problemlerden biri şu. Konuyu dinliyor, anlıyor hiç problem yok. Soru çözüyor, o anda yine problem yok. Fakat benim alanımda çok ciddi bir ezber kısmı var. Tefsir bir sürü yazar eser kısmım var. Hadis usulünde bir sürü ezber kısmım var. Ya fıkıhta bile çok ciddi bir ezber gerektiren kısmım var. Niye? Ya ben sözel dersçiyim. Ee, bazı şeylere bu noktada dikkat ederek ilerleyeceğiz. Dediğim gibi verdiğimizi verdiğimiz anda yapıp eritip bitireceğiz. Ortalama birlikte arkadaşlar 250 saat alan dersi yapacağız. Yani vakit noktasına bizim bir problemimiz yok. Yetiştirmeme gibi bir durumumuz yok. Tabii bu da ay vaktimiz çok yaya yaya ya yapalım da yapmayacağız süreç içerisinde bolca birbirimizi göreceğiz. Her cumartesi pazar hayatınızın <laughs> böyle merkezine oturacağım ben. Konu işlerken nasıl ilerleyeceğiz? Konularımızı sırayla işleyeceğiz arkadaşlar. Mesela kelam dersini işledik. Burayı iyi dinle. Burası senin için önemli. Aslında sana plan programı anlatmış olacağım. Kelam dersini işledik. Konunun ardından hani sürecin sonunda değil. Dersi bitirir bitirmez o konuya dair arkadaşlar bütün çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Ardından şimdi konuyu işledik, çıkmış sınav sorusunu çözdük. Bir sonraki hafta o konuyu baştan sona tekrar edeceğiz ve yeni konuya geçeceğiz. Yani sistemimiz bu. Konu üzerine çıkmış soru çözümleri çünkü ÖSYM ne sormuş, ne gelmemiş, ne gel gelir yani bunu irdeleyeceğiz. Ardından konuyu bir tur daha toparlayıp Yeni derse geçeceğiz. Sistem bu evrede bu format ilerleyecek. Yine her dersin slaytları. Bu genelde sorulan bir soru. Hocam slaytları nasıl yapacağız? Ben toplu şekilde sisteme teslim edeceğim. Derslerden önce sisteme yüklenmiş olacak slaytlarınız. İster gidin slaytları çıktı alın, slaytlar üzerinden takibinizi yapın ya da benim video ders notum var. Video ders notu olanlarda bu yine bu video ders notunun üzerinden rahatlıkla dersi takip edebilirsiniz. Burada da ben problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Fakat bu evrede yer yer minik notlar almanızı da rica edeceğim. Yani konuyu işledik, arkana yaslan, yat, izle, istemiyorum bunu. Ha, ağzımdan çıkan her şeyi ince ince not ede ede gideceğiz. Tamam mı? Yani bu süreçte işbirliği yapmak zorundayız. Vay hocam çok detay. ÖSYM artık detay soruyor. O yüzden biz ne yapacağız? Hedef 65 net ve üzeri yapmak. Bunu yapana kadar da zaten ben denemeleri size erken başlatacağım. E, net sayımızı yakalayıp sabitleyene kadar da biz çalışacağız. Yine e, bunun dışında WhatsApp gruplarımız olacak arkadaşlar. Şimdi kimisi WhatsApp gruplarına sempati duyarken kimisi sevmez. Ben mesela sevmeyenlerdenim. Genelde <laughs> <laughs> grupları sessize alırım. WhatsApp gruplarının içeriğine niye kuracağız biz bu grupları? KPSS sürecinin yüzde ellisi bilgi ise %50'si kesinlikle moral motivasyon. Haliyle şimdi WhatsApp gruplarımız yazışmaya kapalı olacak ama bu gruplar üzerinden düzenli ödevlendirmeler alacaksınız. Niye? Süreç içerisinde itmek gerekiyor. Birbirimizi ite çeke süreci <laughs> tamamlayacağız. Yine Yeri gelecek bu gruplardan motivasyon konuşmaları yapacağım. Çok güzel motivasyon cümleleri kurarım. Ama yeri gelecek kibar kibarda uyarılacaksınız. Niye? Çünkü ben sürecin sonunda ah vah vay bu sene olmadı istemem yani. Bir sisteme dahilsiniz. Hakkıyla yapalım. Bir kere yapalım bitirelim bu işi istiyorum. Bunların dışında arkadaşlar... Bir tane sezonun ortasında... Bir tane de sezon sonu olmak üzere... İki tane büyük tekrar kampımız olacak ortasındaki tekrar kampında işlediğimiz yere kadarki kısmı bir toparlayacağız süreç sonunda da zaten büyük bir kamp yapacağım yani öyle bir gün iki günlük bir kamp olmayacak ne yapacağız bütün alanı perişan edeceğiz ve bitireceğiz derslerin esnasında çünkü zamanımız güzel vaktimiz var. İlmihal okumaları yapacağız. Bu benim olmazsa olmazım. İlmihal birinci cilde okuyacağız. Diyanetin ilmihali herkesin evinde olmalı. Yine siyer okumaları yapacağız. ÖSYM siyerde hangi kaynağı kullanıyor? Çıkmış soruları baz alarak söyleyebilirim ki İhsan Süreyya Sırma'nın 6 ciltlik bir serisi var. Peygamber Efendimiz dönemini anlatıyor. Cildin birinde dört halife dönemi. Birisi Emeviler, birisi Abbasiler ve Şahane anlatıyor. Ee, çıkmış soruları çözerken de göreceksiniz o kitaptan alıntılar var. Biz ne yapacağız? Sürecin başından itibaren bu bizim başucu kitabımız olacak. Yavaş yavaş böyle ilmek ilmek işleyerek gideceğiz. Yani kısaca sürecin başından sonuna kadar arkadaşlar. Sizler atanana kadar. Hatta ve hatta büyük konuşuyorum. Burada <laughs> ezan okunuyor. Allah'ım inşallah nasip etmesin. Evet. Sizler dereceyi yapana kadar birlikte ilerleyeceğiz. Mantık düz. Ve tabii ki çok amin. Verileni hmm. verildiği anda yaptığınız sürece de ya bu fikstir. Hangi yaş grubu olursa olsun başarısız olma ihtimaliniz sıfır. E, bu evreye gelebilmek için de ne yapacağız? Bir kere sağlıklı diyalog kurmak zorundayız. Vay Özlem Hoca'ya yazdım döner mi dönmez mi? Ölmediği sürece hoca size döner. Ha 24 saatte yazmayın. Evim var, çocuğum var, kocam var. <gülüyor> <gülüyor> Bunları zaten kendi içimizde. E, sıralayacağız, emin olun, sisteme otur oturtacağız. Bu noktada da şunun sözünü veriyorum: Elimi tuttuğunuz sürece elimden geleni yapacağım ben. E, niye benim işim bu? Benim işim öğrenci atamak. E, sizler atanacaksınız. Benim 8 yaşında bir kız çocuğum var. Maşallah. Benim çocuğumun neslini sizler şekillendireceksiniz. Yani bayrağı devralmak zorundasınız arkadaşlar. Siyer kitabımızda İhsan Süreyya Sırma'nın kitabı e, WhatsApp grupları oluşturulduğunda ben bu kaynakları atacağım. E, PDF'ler atacağım. Yani dolu dolu bir süreç geçireceğiz. Tamam mıyız? Şimdi az ve öz konuştuğumu düşünüyorum ama e, benimle ilgili yani kendimle ilgili kısımların hepsini de sözlü ve net ifade ettiğimi düşünüyorum. Evet. Şimdi işin profesyonel kısmı için yani sistem nasıl kullanılır? Ne bileyim yapay zeka diye bir sistemdekiler hava atıyor. Arkadaş yapay zeka nedir? Ya da e, ders programlarından bahsediyoruz. Bangır bangır paylaşım yapıyorum ben. tek Tekruzem'de ders programları var. Bu ders programları nedir? E, i̇çinizde evlisi var, çocuklusu var, çalışanı var. E, ya da bu ders programları e, kendimize göre nasıl hazırlanırız? Öğrenci panelinde bu ders programları nerede? Yani sistem size... Ee, Özlem Hoca gibi dönüt veriyor mu? Evet. <laughs> benim camiam teknoloji seviyor. Ee, ama kullanmayı, bu sistemi kullanmayı bilmiyor. Bu net yani. Ben de şu an aç, anlat, kapa yapanlardanım. Ee, bu ibareler ve daha fazlası içinde ben ne yapıyorum? Sözü enerjisine hayranlık duydum. Ha, kıymetli hocama bırakıyorum. <laughs> bin mukabil hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok açık, net ve öz bir şekilde ifade ettiniz. <laughs> Hatta ben bir yandan öğrencilerimizin yorumlarını da okudum. Hocamız aynen söylediği her şeyi yapıyor, fazlasını yapıyor demişler. <laughs> Siz öncesinde tanıyan öğrencilerimiz var. Geçen dönemlerden, kamplardan bilen, e çok sıkı takipçileriniz de var. Ya e, çok güzel. Yani kayıtlı öğrenci memnuniyeti tabii ki de çok büyük bir teminattır. Evet. Özlem hocamızla birlikte ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bugün ben de işin biraz daha aslında evet eğitim öğretmen bilgi çok önemli. Ama bir yandan programda çalışmak da çok önemli arkadaşlar çünkü Dikap alanının ne kadar yoğun talep gördüğünü zaten biliyoruz. Kendi rakiplerinizi çok iyi tanıyorsunuz ki az önce değerli hocamın da ilettiği gibi artık rakiplerde başarı oranı da yükselmiş durumda. Haliyle bizim onları elememiz için yapılama yanı da yapmaya ihtiyacı ihtiyacımız var. Bunun için de bir programa ihtiyacımız var arkadaşlar. Biz bu noktada size hangi öğrenme yapısına sahipseniz, hangi derste, hangi seviyedeyseniz yapay zeka sistemiyle siz de hedefinize ulaştıracak günlük ders çalışma programınızı oluşturacağız arkadaşlar tek uzamda. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Çok basit kalacak ama değerli öğretmenlerin bunu kendi öğrencilerine de zaten kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum. e Kendi yakın arkadaşınızı düşünebilirsiniz ya da dershaneye gitmiş olanlar vardır. Kendi öğrencileri vardır. Yani hep bir aynı programla hazırlanıp farklı sonuç elde eden öğrencileri e, tecrübe ediyoruz aslında. Biz kendi öğrencilerimizden de biliyoruz. Sizler de yakınlarınızdan biliyorsunuz. Asya Hocam ders çalışma programını yapay zeka sistemi oluşturuyor. Sizin günlük olarak bir programınız oluyor. Yapay zeka sistemi oluşturuyor. Birazdan o kısma da geleceğim. Şimdi Ali ve Veli örneğine baktığımız zaman değerli öğretmenlerim, Ali ve Veli aynı yıl Aynı mahallede doğduklarını düşünün. Hatta aynı okuldan mezun oldular, aynı sınıfta okudular, aynı öğretmenlerden, aynı kitaplardan, aynı sürede ders çalıştılar. Derken sınav günü geldi, çattı ve Ali başarısız olurken Veli başarılı oldu. Şimdi siz öğretmensiniz. Birçoğunuzun formasyonu var. Belki eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerim de vardır. Sizce tamamen aynı şartlara sahipken neden bir öğrencimiz yani Ali başarısız olmuşken Veli nasıl başarılı oldu? Buna dair var mı tahmini olanlar? <laughs> evet Sümeyra Hocam. Bireysel farklılık kesinlikle seviyesel farklılık, çalışma yöntemlerinin her birine ikisinin de uygun olmayışı değil mi? Ya da birinin programı uyduğunu, birinin programı uymadığını düşünebiliriz. Ali veli gibi çok çalıştı arkadaşlar ama boşa çalıştı. Ali başarısız oldu çünkü kendini tanımıyordu. Kendi öğrenme yapısına uygun bir programı yoktu ve tamamen taklit ederek yani başarılı bir öğrenciyi taklit ederek onun programını alarak çalıştı. Bu yüzden de başarısız oldu. Neden? mutlak suretle her öğrenci herkes kesinlikle öğrenir bilgi öğrenilebilen bir şeydir ama herkes farklı yöntemlerle farklı şekillerle öğrenir arkadaşlar işte burada altını çizmek istediğim nokta sizin her biriniz çok özelsiniz ve değerlisiniz ve her birinizin farklı bir yöntemi var aynı sürede öğrenmezsiniz Aynı yöntemle öğrenmezsiniz. Aynı saat aralığında bile öğrenmeyebilirsiniz. Ama bizim işimiz sizi tanımak yani senin nasıl bir öğrenme yapın varsa ona uygun çalışmalısın. Çünkü başarının sırrı bir noktada da aslında bu. Ve bu yüzden ne kadar ders çalışırsanız çalışın, eğer yanlış bir yöntem varsa, kendinize uygun bir yöntem yoksa hedefinize ulaş, ulaşamıyorsunuz. Öncelikle biz eğitim analizlerimizle birlikte arkadaşlar sizin öğrenme stilinizi keşfediyoruz. Bizim eğitimlerimize kayıt olduğunuzda yapay zekanın 11 farklı testi var. Birazdan onları da göstereceğim. Burada olan değerli öğretmenlerimin hepsini de aslında ricada da bulunacağım. Seminer sonrasında linkini dağıtacağım. Analizleri çözmelerini ve kendilerini tanımalarını mutlak suretle isteyeceğim. Bu analizlerde sizin nasıl bir öğrenme yapısına sahip olduğunuz, zeka tipiniz, dikkat dağınıklığınız var mı yok mu? Mesela mola periyotları çok önemlidir. Her öğrencinin mola vereceği süre aynı olamaz. Kimi öğrenci blok ders çalışmasına uygun değildir, kimi daha kısa sürede mola vermelidir ya da kiminin öz disiplini zayıftır ve sürekli bir kontrol mekanizmasına, hocamın da söylediği gibi sürekli bir güdülenmeye ihtiyaç duyar. Bu analizde biz sizin bütün öğrenme yapınızı ve psikolojik yapınızı ölçeceğiz arkadaşlar. Evet Aslı Hocam biz de teşekkür ederiz. Linki bekleyin seminer sonunda paylaşacağım. Eğitim analizi ile Okuyarak mı öğreniyorsun, yazarak mı öğreniyorsun, görerek mi öğreniyorsun? Ya da sen çok çabuk unutan bir öğrenci misin? Mesela örnek veriyorum Asya Hocam analize girdi ve unutma süresi çok yüksek çıktı. Ne yapması gerekir? Unutma süresi yüksek olan bir öğrenci tekrarlarını nasıl yapmalı? Var mı tahmini olan? Benim unutma sürem çok yüksek. Günlük. Bilmem. Ya da kaç günse benim unutma sürem evet yüksek bu olumsuz bir yargı yani çabuk unutuyorum. Sürekli olmalı evet Neslihan hocam evet Sümeyra hocam ikiniz de çok haklısınız. Unutma süreniz arkadaşlar sizin tekrar periyotlarınızı belirleyen en önemli özelliktir. Biz sizin unutma sürenizi de odaklanma sürenizi de öğrenme yapınızı da Zeka tipinizi de testlerden sonra ölçeceğimiz için bunlar sisteme kaydedilecek ve yapay zeka sizi tanıdığı için diyecek ki Neslihan senin unutma süren 12 gün. Bugün sana öğren bugün senin öğrendiğin siyer dersinin tekrarını ödevlendirmesini 12 gün sonra ben sana otomatik yaptıracağım diyecek. Dolayısıyla biz sizden hangi yükü alacağız arkadaşlar? Bunun tekrarını yaptım mı hocam? Bunu yapmadım mı hocam? Ya da ben bunu kaçırdım mı? Ay bunun da tekrarını yapmayı vereyim. Kendi imkanlarınızda çalıştığınızda bu tarz düşünceler geçiyor. Çünkü bir noktada da zamanla yarışıyorsunuz ki haklısınız. Ama disiplin ve süreklilik şart arkadaşlar. Kesinlikle Neslihan hocam. Bu yüzden eğitim analizlerimizde bütün özellikleriniz ölçülecek ve çıkan sonuçlarınız nasılsa ona uygun bir eğitim alacaksınız. Analizden de sonra en önemli olan nokta Özlem hocamın da bahsettiği gibi dikkat alanında çok bölünüyorsunuz. Çok fazla dersiniz var, çok fazla konu var. Birçoğu çok ezbere dayalı ve senkron çalışmakta zorluk çektiğinizi biliyorum. Bunun için Öğrenme yapınızı keşfettikten sonra en önemli olan nokta arkadaşlar sizin mevcut derslerdeki seviyelerinizi bilmeniz gerekiyor. Daha önce mutlaka sınava giren öğrencilerim vardır. İlk kez girenler, belki yeni mezun olanlar, belki çok yıllar yıllar ara vermiş olanlar da vardır. Bize şu anki seviyeniz lazım. Seviyenin tespitinden sonra da hem seviye belirleme sınavı hem analizden çıkan sonuçlarınıza göre size özel günlük bir programın hazırlanması lazım. Ve bu programın sürekli takip ediliyor, feedback alabiliyor olmanız lazım. İşte biz bu noktada arkadaşlar analizden de sonra seviyenizi keşfedeceğiz. Bunun için özel her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarına gireceksiniz. Yine bu seminerimize katılan öğrencilerimize SBS'lerimizi de hediye edeceğiz. Seminer sonunda onun da linkini paylaşacağım. Mutlaka girip hangi noktadan başladığınızda görmenizi kesinlikle isterim. Ve bu tabloda da ilettiğim gibi mevcut seviyen var, atanma puanın var ve arada kat etmen gereken bir mesafe var. Bu aradaki mesafe kaç puansa sana özel hazırlayacağımız programda o puanı yakalayabilecek düzeyde olacak. Gelelim programa. Az önce değerli bir hocam ders çalışma programını bizim mi hazırladığımızı yoksa yapay zekanın mı hazırladığını sormuştu. Arkadaşlar programınız sistem tarafından otomatik hazırlanıyor. Biz sizden çalışabileceğiniz günleri saatleri öğreniyoruz. Şu an içimizde farklı sorumlulukları olan öğrencilerimiz var mı? Mesela evli olanlar kimler? Yeni mezun olanlar kimler? ...çalışıyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz tahminimce Sümeyra Hocam. Okul hayatı devam edenler var mı içimizde? <laughs> wow, Yusuf Hocam doktora yapıyormuş, harika. Bir yandan akademik kadro, bir yandan da kamu galiba hocam. Yeni mezun olduğum evliyim ve çalışıyorum. Evet Merve Hocam. Evli, üç çocuklu ve 2019 mezunuyum Nihal Hocam. Anneyim... <laughs> En zor meslek annelik. <laughs> çok güzel. Bu yılı çalışmaya ayırdım. Hüseyin hocam çok iyi yapmışsın. Böyle bir koşulun varsa ne kadar güzel fedakarlık yapman. İki çocuk ve okul devam ediyor. Harika. Yani içimizde böyle bayağı farklı farklı sorumlulukları olan öğrencilerimiz var. Merak etmeyin arkadaşlar, yalnız değilsiniz. Rakiplerinizi bir noktada da görüyorsunuz aslında. Birçok öğrenci sizinle benzer sorumluluklarla hazırlanıyor. Biz sistemimize kayıt olduğunuzda sizin günde ayırabileceğiniz süre yani Sümeyra günde kaç saat çalışabilir? Asya günde kaç saat çalışabilir? Hangi saatlerde çalışabilir? Kiminiz gündüz müsait olursunuz? Kiminiz akşam, Kiminiz belki de gece çalışacak. Bebekleri olanlar bebeğini uyutup belki de çalışacak. Hiç sorun değil. Çalışabileceğiniz saat aralığını sisteme gireceğiz arkadaşlar. Ve sistem o aralık için sizin uygulayacağınız ders çalışma programını hazırlayacak. Mesela burada örnek bir öğrencimin Haziran ayına ait bir ders çalışma programının ilk partını eklemek istedim. Bu öğrencim dikkat dağınıklığı olan bir öğrencim. O yüzden sistem her çalışma sonunda mola eklemiş mesela. 9'da 9.35 arası Türkçe çalıştırmış. Sonra matematik, sonra coğrafya, sonra vatandaşlık gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bunun yanına eğitim bilimleri de gelecek, ÖABT de gelecek. Sonuçta sizler değerli öğretmenlersiniz. Ve üç aşamalı bir süreciniz var. Haliyle senkron ilerleyeceğiz. Yapay zeka programımızı bu doğrultuda hazırlayacak. Evet kız Hocam, çalışma programını eğitim programlarımıza kayıt olan öğrencilerimize yapıyoruz. Geldim en önemli olan kısma, bunu Özlem Hocam'a da çok soruyorsunuz, e, diğer öğretmenlerimize de soruyorsunuz. Hocam programa uymama lüksüm var mı? Uymayabilir miyim? Ya da yapmayabilir miyim? Böyle bir lüksünüz olmayacak arkadaşlar çünkü biz sizi size bırakmayacağız ne kadar öğretmen de olsanız, ne kadar bu alanda tecrübeli de olsanız sonuçta sizler birer KPSS öğrencisisiniz. Haliyle kontrol ihtiyacınız var. Bu yüzden her hafta bir hafta boyunca yaptığınız, yapmadığınız, katıldığınız, katılamadığınız, Verim aldığınız, verim alamadığınız bütün çalışmalar raporlanacak ve her hafta bir karneniz olacak. Yani Asya görecek, ben bu hafta yüzde 85 verimli çalışmışım, kendimi tebrik edeceğim. Ben bu hafta verimsiz çalışmışım, ne olacak? Hiç merak etmeyin, aksiyonu yine biz alacağız. Eğer uyamadığım bir kısım varsa, yapamadığın, tamamlayamadığım bir çalışma varsa sorun yok. O çalışmaları yapay zeka tespit edip önümüzdeki haftanın ders çalışma programına otomatik olarak ekleyecek arkadaşlar. Ve siz her hafta tıpkı bu yanda tabloda gösterdiğim gibi ne kadar çalıştığınızı, hangi çalışmaları eksik bıraktığınızı görebileceksiniz. Şimdi geldim. <laughs> Hayır şahin hocam, tabii ki de biz her öğrencimizin görüşlerine saygı duyuyoruz. Şu an aslında nasıl ders çalışmanız gerektiği noktasında da bilgi veriyoruz. Umarım dikkate alıyorsunuzdur. Asya Hocam, DİKAP paketine kayıt olduğunuzda da biz size GGK Eğitim ve ÖABT için programlarımızdan faydalandırıyoruz. Çünkü yapay zeka garanti öğrenme modeliyle çalıştığı için kaç sınava girecekseniz o kadar sınav üzerinden ihtiyacınız olan ders çalışma programını yapıyor. Gelelim yapay zekanın dışında bu sistemde başka neler var? Ben Özlem Hoca'nın grubuna kayıt oldum. Beni neler bekliyor? Branşınıza yönelik canlı dersler arkadaşlar. Hocamın da bahsettiği gibi A'dan Z'ye bütün içerikler. Bu derslerin video kayıtları. Bunu da yine bize çok soruyorsunuz. Hocam ya kaçırırsam ya o gün misafirim gelirse ya hasta olursam ya elektrikler giderse yine hiç sorun değil. Bütün dersler kayıt altına alınıyor. Videosu sisteminize yüklenecek. Türkiye Geneli Deneme Sınavlarınız dijital hocamızın değerli kaynakları pdf olarak yüklenecek. İsterseniz indirin çıkarın, ister sistemden çalışın hiç problem değil. Ve bir dönem boyunca devam edecek olan rehberlik seminerlerimiz, yine talep ettiğiniz sürece bireysel rehberlik görüşmelerimiz, motivasyon, yönlendirme, tercih mülakat sürecine kadar arkadaşlar birlikteliğimizi devam ettirmiş olacağız. Yani bizim sistemimize kayıt olduğunuzda hem kaliteli bir öğretmenden kaliteli bir eğitim hem de eğitimin dışında ihtiyacınız olan bireysel ders çalışma programına sahip olmuş, bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırmış olacaksınız. Var mı sorularımız? Evet Asya Hocam. Programımızı yapıyoruz. Şimdi sadece dikkat alabiliyoruz Sena Nur Hocam. Sadece eğitim birimleri, sadece GGK ya da üçlü paketlerimize de kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Ki Özlem Hocam'ın ilettiği çok güzel bir indirim kodu var. Siz değerli öğrencileri için bizden ricada bulundu kurumumuzdan. <laughs> Sümeyra Hocam çok teşekkür ederim. Siz bizim sanıyorum kayıtlı öğrencimizsiniz. Özlem Hocam derslerimiz 4 Kasım'da başlıyor değil mi? Aslında 4 Kasım dedik ama <laughs> e, büyük ihtimal 11 Kasım'da başlayacak. Tamam. Önümüzdeki hafta... E, Derslerin başlangıç bitiş tarihlerini detaylı öğrencilere atacağız. Derslerden 2 tamam. üç gün önce grupları kuracağız. Sonrasında <laughs> gün saatlerimiz ölüm olmadığı sürece sabit arkadaşlar. tamam Değişim. Arkadaşlar Özlem Hoca'nın grubu için yani ÖABT için cumartesi ve pazar günleri birlikte olacağız. Evet. Önümüzdeki hafta 11 Kasım 2024 tarihinde canlı dersleriniz başlayacak Evet Özlem Hoca'ya geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi bu Özlem Hoca'ya geldim diyenlere ek indirim istiyorum. Tabii ki. Benim tabii ki hocam. Biz size ya. ricamız başımız gözümüz üstüne. Ben direkt <laughs> seminerden önce de yöneticilerimle görüştüm. Çok güzel bir indirim kodu aldım arkadaşlar sizin için. <laughs> evet Yusuf Hocam az önce Özlem Hocam da iletti. Ders öncesinde PDF'ler yüklü olacak. Tamam kayıt olanlar zaten bizim kayıtlı öğrencimiz başımızın tacı. Kayıt olmayanlar da lütfen ellerini sıkı tutsunlar arkadaşlar. Çünkü çok yoğun bir talep var. Özlem Hoca yılların öğretmeni zaten. Yani hangi öğrencimle görüşsem Özlem Oktar dediğimde wow deyip hemen yani görüşmenin içinde kayıt oluyor. O yüzden bence kesinlikle kaçırmayın. 24 yıla atandığınız yıl olsun ve kayıt olacağınız bütün paketlerde sadece ÖABT'de olur. Üçlü, ikili hangi eğitime ihtiyacınız varsa arkadaşlar bütün eğitimlerde Özlem hocamızın referansıyla 599 TL'lik bir indirim çeki kazandınız. Şimdi ücret kısmına da geleceğim ben zaten. <laughs> İkilem hocam. Öyle bir olanağımız ne yazık ki olmayacak. Hatta sistem yöneticisi arkadaşımdan şimdi yoğun talep olacağını tahmin ettiğim için bir link hazırladım. Bu indirim kuponundan faydalanabilmeniz için o linki paylaşmasını rica edeceğim. Kayıt olmak isteyen öğrencilerim tıklasınlar. Üyeliğinizi oluşturacağız arkadaşlar. İndirim kodunuzu da tanımlayacağız. Kayıt olur olmaz sürecimize hemen başlıyoruz. Sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklayabilirsiniz. Bir de sayfamıza birlikte bakalım istiyorum. Belki tutar kısmı Özlem Hocam öğrencilerin zihninde çok yüksek gibi gelebilir hani çünkü genelde yapay zeka e siz gibi kaliteli bir öğretmen hani tutar bir de dershane ücretleri piyasayı falan bilen öğrenciler bir böyle 5K 10K falan bekliyorlar. Hayır arkadaşlar o kadar yüksek değil. Çünkü biz yılların kurumuyuz. Çok uzun yıllardır çok geniş bir öğrenci portföyümüz var ve tamamen öğrenci merkeziyiz. Yani inanın tutarlarımız çok cüzi. Çünkü herkesin kayıt olmasını ve herkesin atanmasını istiyoruz. Gelelim ücretlendirmelerimize. Onun dışında soruları olan öğrencilerim yazabilirler. Elimden geldiğince yanıtlayıp yardımcı olmak istiyorum. Arkadaşlar şu an Özlem hocamın sadece Özlem hocanın paketine kayıt olacaksanız 3599 lira gibi bir tutarı var. Erken kayıt tutarı bu dersler başlayana kadar bu tutar devam edecek. İndirim kodunuzla birlikte 3000 TL'ye düşecek. Bir yıl boyunca alacağınız bütün ÖABT hizmeti yalnızca 3000 TL. <laughs> Sümeyra Hocam'ın <laughs> bir sorusu var Özlem Hocam Sümeyra yine WhatsApp grubu kurulduğunda yıllık planınızı da atacağım tuzucum sizin yani hangi gün hangi dersi işleyeceğiz hangi gün kaç soru çözeceğiz <laughs> hangi gün hangi dersten ödev alacaksınız ee, şu 3-5 gün dinlenmeye bak sonrasında istemediğin kadar zaten yorulacaksın ben... Evet yoracağım. Evet sizi. evet <laughs> ama Sümeyra hocam çok heyecanlı. Ben hatırlıyorum belki kayıt işlemlerini de birlikte tamamlamış olabiliriz Sümeyra hocamın. Çünkü ismi soy ismi hiç yabancı gelmiyor. gerçekten bir an evvel başlamak <laughs> ve atanmak <laughs> istiyor. Harika. Yapay zeka tefsirle başlattı. O video kısmı hocam. Demek ki o derste seviyeniz biraz temel seviyedeymiş ki ön hazırlığa ihtiyacınız varmış. Sistem yöneticisi arkadaşımın ilettiği linki yeniden ben de ileteyim. Kayıt olmak için arkadaşlar indirim çekinizden faydalanmak için ilettiğimiz linke tıklayabilirsiniz. Yarın itibariyle ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım ulaşıp kayıt işlemlerinizi tamamlamanız noktasında yardımcı olacaklar. Eğer kredi kartı kullanan hocalarım varsa taksitle ödeme yapmak isterlerse de bilginiz olsun 3000 TL'lik tutar üzerinden kredi kartına peşin fiyatına 3 aya kadar taksitlendirme de sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Eğer derseniz ki hocam ben alanda değil. Evet alana da kayıt olacağım ama yanı sıra eğitim ve GGK'da da eksiklik yaşıyorum diyen öğretmenlerim varsa Üçlü paketim arkadaşlar 6649 lira her şey dahil üçlü paket. Yine indirim kodunuzla birlikte 6000 TL üzerinden teyit işlemlerimizi tamamlayabiliriz. Ben seviye sınavına girdim ama baştan çalışmak istediğim için rehber hocamızla beraber yapmıştık hocam. Harikasınız Sümeyra hocam. Garantilemişsiniz ne kadar güzel vaktiniz de varmış. Var mı sorularınız Özlem hocama bana? Ben soruları beklerken minik bir ayrıntıdan da bahsedeceğim. Az önce söylemeyi unuttum. Hı hı. Arkadaşlar mezhepler tarihi ve beş tane felsefe derslerinin biz yapılmayanı yaptık. Kısa bilgi videoları çektik. Mesela mezhepler tarihinin hepsinde probleminiz yok ama ee, vehhabiliği anlamadınız. 3-4 dakikalık videolar var. Sisteme tek tek hepsi yüklendi. Hap bilgi format çektim. Tıklıyorsun ve habiliyi dinliyorsun detaylı şekilde diğerine geçiyorsun. Ya da ne bileyim felsefede her yerde problemin yok ama Gazali oturmadı. Gazali'nin isminin üstüne tıklıyorsun. Detaylı şekilde Gazali'yi dinliyorsun geçiyorsun. Bunu da dediğim gibi mezhepler tarihi bütün hepsi sisteme yüklendi. Felsefe derslerinin hepsi yani A isimden Z isme kadar yüklendi. Şu anda da dinler tarihi. Yine derslerden önce bunun da sözünü veriyorum. Dinler tarihini ben yarıladım diyebiliriz. E, derslerden önce dinler tarihi de yüklenmiş olacak. Bu sayede tekrar yapmak istiyorsunuz. Hani az önce bahsettik ya çabuk unutuyorum. Örnek evet. veriyorum. Eşari ile ilgili bilgileri unuttunuz. Tıklayıp iki dakikalık bir bilgi videosuyla süreci tamamlayıp e, diğer derse rahatlıkla geçebilirsiniz. Ya da soru çözdünüz e, yanlış çıktı. Ya hepsine çalışmak istemiyorsun. Gittin Freud'u tıklayıp Freud'la ilgili hap bilgileri hatırlayıp sürecine de devam edebileceksin. Yani e, böyle de bir çalışma yaptık sizler için. Evet Özlem hocamız sağ olsun her şeyi düşündü arkadaşlar. Nasıl bu kadar <laughs> derece çıkarıyor bu öğretmenimiz diyenler olacak ama ya bu kadar böyle. detayı tabii ki de başarı şart. Yani uyum sağlayan bir öğrencinin ben kesinlikle başarısız olabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. Yusuf hocam sanıyorum sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Kayıtlı mısın değil misin? Ona göre bilgi aktaracağım. Eğer kayıtlı öğrencimizsen rehberlikte görüşüp ders çalışma programını oluşturabilirsin. Eğer kayıtlı öğrencimiz değilsen de Yusuf hocam tamam kayıtlı isen rehbere sor alanından talepte bulunman yeterli. Ders çalışma programını birlikte hazırlayabiliriz. Son olarak yeniden linkimi iletiyorum arkadaşlar. Heyet olmak, indirim çekinizden faydalanmak için bizimle iletişime geçin. 11 Kasım olmadan, Özlem hocamız grupları oluşturmadan, canlı dersler başlamadan kaydımızı tamamlayalım. Analizlerimizi yapalım, seviyelerimizi belirleyelim, programımızı yapalım ve bu yıla bomba gibi girelim. İnşallah Son sorularınız sistem, varsa çalışmalar sizlere derece getirsin. Evet, kesinlikle arkadaşlar. Hepinize katılımınız için de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Özlem hocam sizin vaktinizin çok değerli olduğunu biliyorum. Ee, bu kadar çok uzun sürede tuttuk seminerdi. sizi. gerçekten ağzınıza yüreğinize sağlık. Ara ara benzer seminerleri isteyebilirim sizden. Evet, evet Adidas kesinlikle hocam her zaman yapalım, başım gözüm üstüne. Ne zaman isterseniz. <laughs> Yeter ki öğrencilerimiz verim alsınlar, biz her zaman buradayız arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra da yine seminerlerimiz, bilgilendirmelerimiz, motivasyon görüşmelerimiz olmaya devam edecek. Ayşe hocam bu seminer kayıt altına alındı. Yarın sayfandan videosunu izleyebilirsin. Son olarak yeniden linki gönderiyorum. Hepinize güzel katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl Tekuzam ailemize dahil olarak Derece yapan öğrenciler listesine isminizi yazdırırsınız. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bütün güzellikler sizinle olsun. Gençler görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz mar. hocam. Sizin de Görüşürüz. ağzınıza yüreğinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Siz de görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.